Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Efendim mutlu günler, sağlıklı güzel haberlerle karşınızdayız diyoruz. Şifa Kapısı'nda yeniden birlikteyiz. Sağlıkta öne çıkan konu başlıklarıyla sizlerle buluşuyoruz. Bugün canlı yayınımızda çok değerli bir konuğum var. Radyasyon onkoloji uzmanı Züleyha Kadehçi hocamla birlikteyiz. Özellikle meme kanseri ve rahim ağzı kanseri nedir? Belirti, teşhis ve tedavisini konuşacağız. Değerli hocam, Avrasya Hastaneler Grubu'ndan Zeytinburnu Şubesi'nden konuğumuz. Hemen kendilerine merhabalar, hoş geldiniz diyoruz. Hocam merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ekip kalabalık olunca hocam bir anda hangi kamera ne yapıyoruz deyince hızlıca bir yayına girdik. Çünkü önemli konu başlıklarıyla hemen izleyicilerimizle buluşturmak istiyoruz. Hem de yayının başında Türkiye'nin, dünyanın ve Avrupa'nın her yerinden gelen güzel dileklerinize takipçilerimizden çok çok sizi destekliyoruz, yanınızdayız mesajlarını mutlaka okuyoruz, not alıyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımızı iletelim. Biz de sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bu yayınlar sizler izledikçe var olduğunu dile getirmekte fayda var hocam. Özellikle de sağlıkla ilgili gündemde öne çıkan konu başlıklarını değerli hocalarımızla sizlerin evlerine, işlerlerine buluşturuyoruz. Ve meme kanseriyle ilgili ilk sorumuzu değerli hocamıza sormuş oluyoruz. 4 Şubat dünya genelinde kanser günüydü hocam. Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak kutlam dile getirilmektedir ve kanser günü olduğu için de kanserle ilgili yapılacaklar, erken teşhisle ilgili neler yapabiliriz, sağlıklıyken kansere yakalanmamak için neler yapmalıyız, bununla ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Dünya genelinde sağlık hastalıklar arasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada kanser en önemli sağlık sorunudur. Bunun için kansere yakalanmadan önce erken teşhis için neler, nasıl önlemler almalıyız ve yakalandıktan sonra da en iyi tedavileri nasıl yapmalıyız diye hastalarımızla işbirliği içerisinde hastalarımızı tedavi ediyoruz ve güzel başarılı sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Şimdi yayın öncesi kalabalık bir ekip arkadaşımızla birlikte hazırladığım soru başlıklarında beyler ağırlıklıydı hocam. Dediler ki hocam bugün rahim ağzı kanseri, meme kanseri konuşuyorsunuz ama erkeklerle ilişkili hiç yok mu diye. İleriki aşamada erkeklerde meme kanseri oluyor mu diye soracağım hocam. Ama izninizle meme kanseri nedir diye soralım ve bu kadar yaygınlaşmasını gündemde biz haber olarak veriyoruz ama var mıydı ya da çoğalma sebebi var ise nedeni nedir diye soralım. Kanser Türkiye'de her yıl 200 bin kişiye kanser teşhisi konmaktadır. 200 bin yeni kişiye ortalama yeni kanser teşhisi konmaktadır. Bu çok büyük bir rakamdır. Ve bunların arasında en önemli, en sık görülen kanser türleri erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda ilk sırada meme kanseridir. Erkeklerde akciğer kanserinin çok sık görülmesinin sebebinin %85'i sigara kullanımıdır. O yüzden sigara kullanımı arttıkça akciğer kanseri görünme oranı çok fazla yükselmektedir. Yine kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Meme kanseri de her 10 kadından bir kadın ömrü boyunca meme kanserine yakalanma riski ile riski altındadır. Bunun için mümkün olduğunca erken teşhis için yapmamız gereken check-up'larımızı yaptırmalıyız. Hastalık oluşmadan önce check-up'larımızı yaptırmalıyız. Ve en erken seviyede hastalığımızı yakalarsak, kanseri yakalarsak onunla ilgili onun tamamen ortadan kalkması için bütün tedavi yöntemlerini kullanarak hastalığı ortadan kaldırmaya çalışmalıyız diyebilirim. Da birçok görüntüyü ekip arkadaşlarım yansıtıyor. Evet. Özellikle belirti anlamında
kişiden kişiye aynı mıdır belirti diye soralım. Öne çıkan belirtiler nelerdir ve birçok cihazı da görüyoruz. Acaba tetik anlamında da kullanılan cihazlar mıdır diye de sormak isteriz aslında. Şimdi meme kanserinin belirtileri nelerdir? Birçok belirtisi vardır. Meme kanserinin en önemli belirtisi memede görülen ağrısız kitledir. Memede görülen ağrısız kitle bize meme kanserinin en önemli belirtilerinden biridir. Yine her kitle kanser için işaret midir diye soruyorum. Çünkü herkes bize soruyor. Diyor ki hocam kitle vardı. Lütfen hocama iletir misiniz? Hocam kitle kanser belirtisi midir? Biz de tedirgin olduk diye gelen sorular. En önemlisi ağrısız kitle. Ağrısız kitle. Ele gelen kitle. Ama bu demek değildir ki hani ağrılı olan bir kitle olduğunda içimiz rahat edeceğiz, tetkik yaptırmayacağız. Bu değildir ama ağrısız memede ele gelen kitle meme kanseri belirtisidir. İkincisi meme dokusunun üzerindeki renk değişiklikleri. Üçüncüsü meme dokusunun üzerinde portakal kabuğu görüntüsü, böyle içe çekilmiş şekilde şekil bozukluğu, çekilmeler olması. Yine meme başının içeri çökmesi veya şekil bozukluğu büyük biraz daha büyümesi, yine meme başından kan gelmesi veya işte bir sıvı gelmesi. Bunlar meme kanseri belirtisi olabilir diyebiliriz. Meme kanseri belirtileri ortaya çıktıktan sonra hastaya neler yapmamız gerekiyor? Evet. Kişi mutlaka bir genel cerrahi doktoruna gitmesi gerekir. Genel cerrahi doktoru hastayı muayenesini yapacak. Muayenesini yaptıktan sonra eğer kişi 20 ila 40 yaş arasındaysa bu hastalarda mamografi yapılmasını önermiyoruz. Bu mamografi o kişiye zarar vereceği anlamında asla değil. Meme dokusunun içerisindeki meme dokusunun içerisinde yağlı doku biraz daha fazla olduğu için 20-40 yaş arasında mamografi de içerisinde bir tümör bile olmuş olsa onu görememiş oluyoruz ve onun için de bize yanlış yönlendirir. Bundan dolayı da 20 ila 40 yaş arası kişiye, hastaya meme ultrasonuyla teşhis koymamız gerekmektedir. Bu bir. İkincisi 40 yaş üzerinde ise meme ultrasonu artı mamografi yapılması gerekiyor. Yine teşhiste aklımızda soru işaretleri kaldıysa o zaman meme MR'ı çekilmesi gerekmektedir. Bunlar yapıldıktan sonra hastanın memesindeki kitle acaba uzak organ dediğimiz başka organlara sıçrayıp sıçramadığını, metastaz yapıp yapmadığını görebilmek için de tüm vücudu gösterecek şekilde PET CT dediğimiz bütün vücut taramasının görüntülemesi yapılması gerekir. Bu radyolojik bir testtir. Veya hastanın bütün vücudunu göstermek adına akciğer tomografisini, tüm batın MR'ını ve tüm vücut kemik sintigrafisini isteyip, beyin MR'ını da isteyip bunların hepsini değerlendirip başka organlara sıçrayıp sıçramadığını göstermek adına bu teşhis yöntemlerini kullanmaktayız. Şimdi hep erken teşhis çok evet. önemli diye vurgularız. Gelen hastalarınızda birinci ile dördüncü evre hep yayınlarımızda dile getiriyoruz, sizlerden evet. bilgileniyoruz. Aradaki farkı bize anlatabilir misiniz hocam? Ya da tesadüfen check-up'a gelmiş ama hiç haberi bile yok. Bu tanıyla karşılaşan mutlaka danışanlarınız oluyordu. Evet. Şimdi yaklaşık belki bir 10 yıl öncesinde hastaların meme kanserine yakalandıkları zaman uzak organlara da metastaz yapmış, sıçramış şekilde yakalanma durumlarını daha fazla görmekteydik. Ama yıllar geçtikçe günümüze doğru daha fazla hastaları çok erken dönemde meme kanseri teşhisini koyuyoruz ve bu teşhisi konduktan sonra da %100'lere yakın başarı elde edebileceğimiz tedavi yöntemleriyle hastanın tedavisini planlayıp tedavisini yapmaktayız. Yani son zamanlarda hastalardaki meme tümör evrelemesine baktığımız zaman daha erken evrede check-up sırasında hiç belirti vermeden de meme kanseri teşhisi konup tedavi ettiğimiz hastalarda olmaktadır.
Ve meme kanserinde daha fazla organ koruyucu cerrahiye önem veriliyor. Organ koruyucu cerrahi ne demektir? Daha önceki yıllarda meme kanseri teşhisi konduğu zaman uzak organlara ve ondan önce koltuk altına da yayıldığı zaman cerrahisi daha radikal olarak yapılıp bütün meme dokusu alınıp koltuk altındaki lenf nodları dediğimiz bezeler de temizlenip radikal bir cerrahi yapılmaktaydı. Ama teşhis konduğundaki evre ne kadar düşük oluyorsa şu anda günümüzde hastaları daha fazla meme dokusunu koruyacak şekilde cerrahi yöntemleri kullanmaktayız. Ve kişi hem psikolojisinin bozulmaması adına hem kendini daha iyi hissetmesi adına daha konforlu cerrahi yapılıp üzerine kemoterapi dediğimiz ağızdan veya damardan verilen ilaç tedavisi ve radyoterapi dediğimiz ameliyat olan bölgeye, tümörün bulunduğu bölgeye radyasyon vererek radyoterapi cihazlarıyla radyoterapi uygulaması yapılıp oradaki lokal bölgedeki bütün kalmış olan mikroskobik olabilir veya çıkarılmamışsa eğer tümör, oradaki bütün tümörü de öldürmeye yönelik bir tedavi yöntemi kullanmaktayız. Aslında kişiye özel bir tedavi şemasını hazırlamış oluyorsunuz. Her meme kanserinin tedavisi kişiye özeldir. Hı hı. Burada hastalığın teşhisi konduktan sonra patoloji laboratuvarına gider. Meme dokusundaki o tümör dokusu ve orada tümörün cinsi, kişiye uygulanacak ek tedavi olup olmadığı, evet. Daha sonra yıllar içerisinde belli bir süre kullanılan hormonoterapi dediğimiz hormon tedavisinin verilip vermeyeceği, akıllı ilaç dediğimiz tümöre yönelik, tümörü tamamen ortadan kaldıracak şekilde akıllı ilaç kullanıp kullanmayacağına yönelik patoloji rapor veriyor bize. O verilen rapora göre de biz hastanın tedavisini planlamaktayız. Bazı hastalara sadece yoğun bir şekilde kemoterapi verilip arkasından radyoterapi yapılır. Bazı hastalara kemoterapiye ihtiyaç duyulmadan sadece radyoterapi yapılıp o bölgedeki patolojisine göre belki yıllarca kullanacağı hormon tedavisi dediğimiz ilaç tedavisi verilir veya akıllı ilacı verilir. Yani meme kanserinin tedavisi kişiye özeldir, bunu söyleyebiliriz. Peki en önemli soru başlığı hocam, yaklaşık bir yıldır pandemi sürecindeyiz. Evet. Uzun bir süre evlerimize kapandık, kesinlikle. Kapanmaya da devam ediyoruz. Belirli kısıtlamalar öngörüldüğü takdirde açılmaya başlanacak, evet. Artık. Tabii bizi ilgilendiren en önemli kısım tabii sağlık. Kesinlikle. Kaliteli yaşam, sağlıklı, evet. Yaşam her yayında dile getiriyoruz. Tabii bu yaşamın içerisinde de tüm organlarımızda ister istemez sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Kesinlikle. İlk başlarda, evet. İlk 3-5 ay gitsem mi gitmesem mi kaygıları mutlaka size de gelen danışanlarınızdan, arayan danışanlarınızdan olmuştur. Evet, evet. Kanser tedavisi gören danışanlarınız adına, ekran başında izleyen izleyicilerimiz adına, tabii bu sürede geciktiren mutlaka danışanlarınız kesinlikle olmuştur. Vardır. O süreci bize anlatabilir misiniz? Tedavi aşamasında aksama olanlar oldu mu? Ya da nasıl tamamladınız tedavi, evet. Aşamalarını soralım. Sizin de dediğiniz gibi tam bir yıldır bu pandemi süreci devam ediyor. Ama bu süreç içerisinde bizim hastalarımızın tedavisi, radyoterapi tedavileri asla ve asla bir gün bile aksaklık yaşamadan cihazlarımız hastalara tedavi vermeye devam etti. Bizler işimizin başındaydık ve hastalarımıza mutlaka COVID enfeksiyonuna karşılık koruyucu olan işte maskemiz, sterilizasyon şartlarımız, kişiye özel korumalarımız yapılarak tedavilerimize devam ettik. Teşhis konan kanser hastalarının tedavileri devam etti. Onların giriş çıkışlarını da ayarlamaya çalıştık. Evet. Ve bu dönemde hastaların
bekleme sürelerini daha azaltacak şekilde, daha seyrek bir şekilde tedavilerini uygulamaya çalıştık. Ama gel gelelim daha kanser teşhisi konmadan tedaviye yani herhangi bir belirtisi olan kişiler, evde bekleyen kişiler, benim onlara tavsiyem şu olabilir. O kişiler mutlaka herhangi bir şikayeti olursa, işte diyelim ki memede bir kitle görüldü veyahut da işte renk değişikliği görüldü, ağrı görüldü, herhangi bir baş ağrısı olabilir, öksürük olabilir, bağırsak hareketlerinde değişiklik olabilir, ishal olabilir. Bu tür şikayetler olduğunda, normalden farklı şikayetler olduğunda mutlaka hastaneye gitmelerini tavsiye ediyorum. Mutlaka gitmeliler çünkü bu bizim için çok önemli. Ne kadar erken teşhis edilirse tedavimiz o kadar başarılı olur. Şu da önemli. Hastanelerde yapılması gereken, teşhisle ilgili yapılması gereken bütün sterilizasyon şartları pandemiye uygun bir şekilde elimizden geldiğince uygun belli aralıklarla yapılmaktadır. Ve iki tarafı keskin bıçaktır bunun. Hastalığa eğer teşhis için hastaneye gitmezsek hastalık bizi alıkoyar. Evet. Kanser hastalığı bizi maalesef gücümüzü düşürür. O yüzden de kararlarımızı verirken enfeksiyon evet var, şu an pandemi süreci var ama öncelikle şikayetlerimizin ortadan kalkmasına yönelik mutlaka doktora başvuruda bulunmamız gerekir diyebilirim. Peki tabii bu süreçte online danışanlarınızla birebir görüşmeleriniz oldu. Oldu, evet. En çok kafalarına takılan danışanlarınızın soruları neydi? Ne de daha çok takıldılar diye soralım. Şöyle oldu, bizim radyoterapiye gelen hastalarımız arasında biz hastalarımızın hemen hemen tamamını tedavilerini aksatmayacak şekilde tedavilerini devam ettirdik. Bu hastalar tedavilerini oldu ama aklına soru işareti kalan hastalarımızın da bu şikayetlerini ortadan kaldırmaya yönelik biz elimizden geldiğince bilgilendirme yapmaya çalıştık. Evet. Bunların arasında tedavi olan hastalarımız arasında COVID sürecini geçiren hastalarımız da oldu. Onların da belli protokollerle önce işte COVID hastalığının tedavisi, ondan sonra bizim radyoterapi devamı için yönlendirmelerimiz oldu. Bu şekilde oldu. Tabii moralleri çok bozuldu. Hasta olan kişiler, yani kanser olan kişiler kendi aralarında iletişim kuramadıkları için, yakınlarından çok uzakta oldukları için zaten kanser hastalığı sonuçta insanın moralini bozan, paylaşım yapmak isteyen, psikolojisini bozan, destek almasını gerektiren bir rahatsızlık olduğu için bizler elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalıştık. Özellikle yeri geldi telefon görüşmelerinde, yeri geldi yüz yüze görüşmelerde onların moralini, motivasyonunu yerine getirecek şekilde yönlendirmeler yaptık diyebilirim bu şekilde. Şimdi ilk yayın olduğu için hocam hep sizinle biraz sohbet edelim diyoruz. Hem telefonuma hem ekip arkadaşlarıma ileriki aşamalarda canlı yayında bağlantı kuracağımızı dile getirelim. Evet. Özellikle tabii Avrasya Hastaneler grubundan değerli hocamızı ağırlıyoruz. Radyasyon Onkoloji uzmanı değerli hocam Züleyha Kadehçi ile birlikte meme kanseri nedir? Belirti, teşhis ve tedavisini konuşuyoruz. İlerleyen günlerde de değerli hocamla sizleri buluşturmuş olacağız. Çok fazlasıyla hocam tabii aşıları da soruyorlar. Meme kanseri tedavisinde aşıların rolü nedir? Herkes tabii aşı olmalı. Çarşın Sağlık Bakanlığımız tarafından uyarılar yapılıyor. Aşı kurtarıcıdır. En azından kontrol altına alabiliriz sağlık sorunu diye. Meme kanseriyle bütünleşirse... Gelen sorularda da meme kanseri artı COVID hastası tedavisi nasıl diye sorular var hocam. Öncelikle kişi kanser hastalığı var ve COVID tedavisi de görmesi gerekiyorsa öncelikle COVID tedavisini olur hızlı bir şekilde. Ondan sonra kanser hastalığı da önemli bir hastalık olduğu için
hasta tedavisine bizlerle devam etmektedirler. Aşılarla ilgili şunu söyleyebilirim. Aşılar şöyledir. Kişi radyoterapi tedavisi görüyorsa, tedavi sırasında, aktif tedavi sırasında kişi eğer vücudunun direncini düşürecek kortizonlu tedaviler kullanması gerekiyorsa tedavi sırasında ve aktif kanser tedavisi görüyorsa, kanser tedavisi bittikten sonra kişi aşısını vurdurabilir. Ama tedavi sırasında onu birebir kişi bazlı, yani hasta bazlı biz değerlendirmesini yapıyoruz ve ona göre de hastanın ne zaman aşı vurulması ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirmelerini yapmaktayız. Peki, peki hocam, devam edeceğiz. Hı hı. Çok fazlasıyla izleyicilerimizle de sizi az sonra buluşturacağız ama kısa bir araya gidelim. Daha sonra rahim ağzı kanserine ilişkin de sorularınız var. Meme kanseriyle ilgili birkaç sorumuz daha. Sonrasında rahim ağzı kanseri konusunda söz edeceğiz. Avrasya Hastaneler Grubu'nun sunduğu Şifa Kapısı devam ediyor. Kısa bir aranın ardından yeniden programda Şifa Kapısı'na değerli hocam, radyasyon onkoloji uzmanı, uzman doktor Züleyha Kadehçi hocamla birlikteyiz. Meme kanseri nedir? Belirti, teşhis ve tedavisini konuşmayı sürdürüyoruz. Hocam, kısa araya gittik ama şimdi birçok soru başlığına gıdaların rolüyle başlamak istiyorum. Çünkü reklamlarda da birçok reklam dönüyor ve evet, orada tabii beslenme her yerde hayatın içinde olmazsa olmaz. Sağlıklı beslenme diyoruz ama tabii kanser tedavisinde beslenme rolü nedir diye soralım. Kanser tedavisinde beslenmenin rolü çok önemli. Çünkü düzenli ve sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenme nedir? Mevsiminde sebze ve meyveleri tüketilmesi, raf ömrü uzun olan konserve ürünleri, işlenmiş gıdaların tüketilmesinden uzak durmamız gerekiyor. Evde mayalanmış yoğurt bizim için önemli. Yine tavuk tüketimini biraz minimuma indirmemiz gerekiyor. Diğer protein ağırlıklı olan beslenmeye önem vereceğiz. Şekerli ve un türevlerini biraz daha azaltmaya çalışacağız. Bol su tüketimi yapmamız gerekiyor. Bunlar önemli. Ana başlıklarıyla bu şekilde söyleyebiliriz. Bunun içerisinde artık kendi damak zevkimize göre beslenmemize devam ettiririz. Aslında her şeyden yenilebilir ama evet, evet. Oranı ve mevsimi aşırıya kaçmamak üzere dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de moralimizi bozmamamız adına, çünkü özellikle kanser hastalarına çok fazla şöyle denir, şunu yemeyeceksin, bunu yiyeceksin, işte bunu yedin sen böyle oldun falan tarzında çevreden çok fazla tenkitler, eleştiriler geliyor. Zaten o kişi morali bozuk, zaten kendisi bu hastalıkla yüz yüze baş başa kalmış, tedavisi de uzun süreçli bir tedavi olduğu için de morali bozulabilir. Onun için ana hatlarıyla yapmamız gerekeni bilelim. Mevsiminde sebze ve meyveler, raf ömrü uzun olan yiyeceklerden uzak durmamız ve özellikle protein ağırlıklı beslenmeye dikkat etmemizi ana başlıklarıyla söyleyebiliriz. Özellikle de sigaradan uzak durmak bizim için çok önemli. Sigara zaten başlı başına kesinlikle, her programda hocam bize söylüyoruz, tüm organlara stres oluşturabilecek zararını. Stres oluşturabilecek durumlardan da mutlaka uzak durmamız gerekmektedir. Stres her sağlıkta evet, karşımıza çıkıyor. Ve kişilik yapıları da çok önemli. A tipi kişilik yapısı vardır. Bir de B tipi kişilik yapısı vardır. Açalım A tipi, evet. A tipi kişilik yapısı nedir? Kişi çok mükemmeliyetçidir. Her şeyi dakik yapmaya çalışır. Zamanla yarışır. Her şeyi mümkün olduğunca endişelidir, heyecanlıdır, paniktir. Bu kişiler hastalık tedavisinde tedavinin biraz daha zor gitmesine sebep olabilirler. B tipi kişilik yapısındakilerdir. Rahattır, relaxtır, her şeyi oluruna verir. Bu tür kişilik yapısına birazcık dönmemiz gerekiyor diyebilirim. Gerçek insanın i̇şte karakteri karakterimizi ama ne kadar yani değiştireceğiz? Bu çok önemli. Stres demek ki çok rahat önemli. Olmak.
rahat olmak. Yani hani çok endişelenip ay işte şöyle mi oldu, hastalığım tekrarladı mı, şunu yapmaktan ziyade biraz daha relax olmamız gerekiyor. Stres önemlidir dedim. Neden? Yapılan hayvan çalışmalarında bir fare deneyi yapılmış. Bu fare deneylerinde fareye her ikisine de tümör enjekte edilmiş. Bir fareye gürültülü bir ortam oluşturulup diğer fare sakin bir ortamda bekletilmiş. O gürültülü ortamdaki farenin üzerindeki tümör hücrelerinin çok daha hızlı büyüdükleri görülmüş. Bu bize etkisini gösteriyor. Yani çok fazla stres, çok fazla endişe hastalığın tedavisi adına bizi zorlaştırabilir. Onun için rahat olmamızı öneriyoruz, sakin olmamızı öneriyoruz. Ve en önemlisi bizim kaptanımız kim? Hekim. Bu tedaviyi yönlendiren kişi kimdir? Hekimimiz ve sağlığımızı tedavi edeceğimiz ekip arkadaşlarımız hepsi. Bunların dediklerini harfiyen yerine getirmemiz gerekiyor. Yapılması gerekenleri, uygulanması gereken şeyleri, öncelikleri yerine getirdikten sonra zaten başarıya ulaşırız diyebilirim. Peki hocam şimdi güzel, başarılı bir ekiple çalışıyorsunuz. Evet. Hepsi de birbirinden değerli ve alanlarında uzman isimler. Kesinlikle. Evet. Tedavi alanında sizin radyasyon onkolojide bölümler de var. Orada ekip çalışmasının örneğini her gittiğimizde görüyoruz. Evet. Danışanlarınızın hastalarla ilişkisinde motivasyonun çok çok iyi olması gerekiyor ve gelen hastanın da rahat hissedip rahatça kafasına takılan soruları sorması gerekiyor. Kesinlikle. Avrasya Hastanesi onkoloji bölümü yaklaşık 20 yıldır hizmet vermektedir. Ben de orada bir 16 yılımı bitirdim. Emeklerinize sağlık hocam. Ve bu süreçte tedavi, hastalara yaptığımız tedavilerde bizim için önemli olan nedir? Ekip çok önemlidir. Yani kaliteli ekip, tecrübeli ekip, bu çok önemlidir. Ama gel gelelim bir de aynı zamanda teknolojiyle de bağlantılı olmamız gerekiyor. Teknoloji, radyoterapi cihazları gün geçtikçe, yıllar geçtikçe daha yan etkileri daha az olan, tedavide tam başarı elde edebileceğimiz, tümörün tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacak özellikleri olan radyoterapi cihazlarıdır. Evet. Biz de hastanemizde iki tane radyoterapi cihazımız var. Bir tanesi triloji cihazı. İki tane cihazımız var. Bu cihazlarla hastanın arasındaki tümör tedavisi, fark nedir diye soralım. İkisi de farklı görevlerde midir? Şöyle bir şey. Bundan 15 yıl önce hastalarımızı biz kobalt cihazıyla tedavi etmekteydik. Şimdi lineer akseleratör cihazlarına geçtik. Kobalt cihazıyla hastalarımızı tedavi ettiğimizde doğal radyasyonlu radyoterapi cihazlarıydı. Onlar da çok emektardır. Yani o cihazlarımız da çok önemlidir. Ama hastaları tedavi ederken nazofarenks dediğimiz en basiti, geniz tümörlerini tedavi ettiğimiz zaman genizin bulunduğu yer nedir? Burnun arkasında, kulakların arkasında, iç tarafta. O bölgeyi tedavi ederken hastaya radyoterapi cihazıyla sağ ve soldan ışın tedavisi vermekteydik. Radyoterapi tedavisi vermekteydik ama o arada hastanın tedavi alanındaki tükürük bezlerini maalesef daha az koruyabiliyorduk ve hastalar tedavilerini olduktan sonra evet tümörü ortadan kalkıyor ama tükürük bezleri çalışmadığı için ağızları kuru, ağzın içerisinde yara oluşuyor ve keyifsiz, hayat konforu olmayan bir tedavi cihazı, tedaviyle karşılıklı olmaktaydı. Şimdiki cihazlarımızda hastanın diyelim ki geniz tümörünü tedavi ederken tükürük bezlerini de tamamen koruyup arkadan geçen, beyincikten geçen sinirleri, vertebraların içerisinden geçen sinirleri, işte larynx dediğimiz ses tellerini daha fazla koruyarak, hayat yani kritik organ dediğimiz hayatını bundan sonra devam ettirmesi gereken, en önemlisi yutkunmasını sağlayan yemek borusunu, ses tellerini, bunları tamamen koruyup sadece tümöre odaklanıp tümörü ortadan kaldıracak şekilde güzel bir tedavi yapmaktayız. Oradaki diğer komşu organları o zaman koruyan bir sistem cihazı diyebiliriz. Aynen. Komşu organları maksimum koruyup tümöre
en fazla dozu verip, yani tümöre çok çok fazla doz verip tedavi ettiğimiz bir tedavi yöntemi. Bu da bize, biz de bunu yapmamızın, bize ne bu avantaj sağlıyor? Triloji cihazı dediğimiz yeni teknolojik radyoterapi cihazları, bunları söyleyebiliriz. Devlet kapsamında? Evet, SGK kapsamında. Hı hı. Hastalar rahatça gelip tedavilerini oluyorlar. Rahatça, çok fazla sıra beklemeden, çok fazla çok kişiyle iletişim kurmadan gönül rahatlığıyla tedavilerini oluyorlar. Tedavileri bittikten sonra da kontrolleri olmak üzere hastaları reçete şeylerini veriyoruz, epikrizlerini veriyoruz. Hastamıza şu şu tedaviler yapılmıştır diye. Sonra ilk iki yılda üçer ayda bir yapılan kontrolleri, ondan sonraki aşamada da 6 ayda bir, yılda bir, 5 yıla kadar hastaların kontrollerini yapmaktayız, evet, diyebiliriz. Şimdi hocam genelde arkadaşlarımız bizi gösterince arkada da hastaneden görüntüleri yansıtıyoruz izleyicilerimize. İki büyük hastane ve tam donanımlı cihazlarla hastalara şifa kapısında hizmet veriyorsunuz. Evet. Temelden onkoloji merkezi değil mi hocam? Özellikle kanser tedavisinin ünitesinin hazırlanışı haberlerde bu şekilde okuyoruz. Evet. Avrasya Hastanesi'nin Zeytinburnu'ndaki şubesi ilk açılan şubesidir. 20 küsur yıldır ruhsatlandırılmış temelden. İlk ruhsatlandırılmış, evet, özel hastanedir. Ve bu kadar yıldır her yıl 1000 küsur kişiyi tedavi ettiğimize göre, yani ortalama 20.000'e yakın hasta tedavi etmiş oluyoruz. Bunların keyifli sonuçta tedavilerine olmuş, başarılı olduğumuz kontrollere gelen hastalarımız var. Bizlere uğrayan, halimizi hatırımızı soran, müthiş, memnuniyetini dile getirmek için gelen çok hastalarımız var. Bu tabii bize yüzümüzü güldürüyor, mutluluk veriyor. Bunlar çok önemli şeylerdir. Bu şekilde ekip çalışması. İkinci şubemizde Gazi Osman Paşa Avrasya Hastanesi. Orada da tam donanımlı bütün branşlarda uzman kadroyla bütün meslektaşlarımız tedavilerini güzel bir şekilde yapmaktadırlar. Emeklerinize sağlık hocam. Şimdi hem ekrandan izliyoruz hem de fırsat buldukça sizleri ziyaret ediyoruz. Orada tabii kocaman bir aile aslında. Evet. Çalışanlarınız da uzun sürede birlikte ekip çalışması gösterdiği için, evet, orada kocaman bir ailenin aslında bir parçası. Her branşta, her hekimde hem çalışanlarınız hem de teknik anlamda tüm görev başında olan ekip arkadaşlarımız. Özellikle şunu soracağım hocam. Tedaviyi kişi gerçekleştirdi. Gayet başarılı bir sonuç. Ve artık sizin dediğiniz gibi epikrizi yazılarak evine taburcu oldu. Bundan sonra danışanınızı ne bekliyor diye soralım tedavi anlamında. Kontrollerini nasıl yapması lazım? Sizinle iletişimi artık sizden gayet iyisin. Taburcu oluyorsun cevabı zaten en büyük hediye. Hem kendisine, evet, hem ailesine. Hem de yeni bir sayfa yeni hayatında. Evet, evet. Sonrasında neler bekliyor diye soralım hocam. Ve erkekler diyor meme kanseriyle ilgili cevabı bekliyoruz. Hı hı. Erkeklerde de meme kanseri oluyor mu sorusunun cevabını, evet, dinleyelim. Hastalığın tedavisi olduktan sonra, kanser hastalığının tedavisini bitirdikten sonra ilk iki yıl bizim için çok önemlidir. İlk iki yıl hastalığın tekrarlama riski olan bir dönemdir. Bu dönemlerde biz sıkı kontrollerimizi, takiplerimizi yapmamız gerekiyor. Bu iki yılı bitirdikten sonra 5 yıla kadar da hastalarımızı düzenli takiplerini yapıyoruz. Sonra 5 yıldan sonra da yine takiplerine devam ediyoruz. Ama bu süreç bizim için hani hastalığın yan etkilerinin, tedavinin yan etkilerinin kontrol edilmesi olabilir. İşte şey olabilir, kontrollerinin yapılması, gelişebilecek yan etkiler, işte hastada şey var mı, halsizlik var mı, yemek yiyebiliyor mu, tuvalete gidebiliyor mu, bunlar da çok önemlidir. Kişinin hastalığını ortadan kaldırdık, iyileşti ama hayat kalitesi de bizim için çok önemli. Konfor. Eğer hayat konforunu yerine getiremezse o kişi mutlu olamaz. Onun için de o hayat kalitesini de arttırmak için biz hastaya yönlendirmeler yapmaktayız. İlk iki yıl önemli dedik. Bu iki yıl içerisinde düzenli bir şekilde yine tomografilerini, bulunduğu bölgenin, yani hastalığın bulunduğu bölgedeki
özellikle o bölgeye odaklı tomografileri olur, ultrasonu olur, MR'ı olabilir, evet. PET-CT görüntülemeleri, bunların hepsini yapmaktayız. Bunu söyleyebiliriz. Peki her şey yolunda. Kullanılan ilaçlar var mı beraberinde rutin ya da evet. azalabilir mi diye soru izleyicilerimizden geliyor. Tedavi sırasında radyoterapi uygulanan bölgeye yönelik o bölgenin tedavisi sırasında gelişebilecek yan etkiler vardır. Diyelim ki hastaya nazofarenks dediğimiz geniz tümörü veyahut da gırtlak kanseri dediğimiz larenks kanserinde veya tükürük bezleri kanseri olabilir veya beyin tümörleri olabilir. Bu bölgelerde yapılan tedavi sırasında hastanın yutma güçlüğü, rahat iştahsızlık, bulantı şikayetleri olabilir, yemek yiyememe şikayetleri olabilir. Buna göre hastaya belli bir reçete düzenliyoruz ve hastanın bu dönemi rahat atlatması için belli destek tedavileri veriyoruz. Yine hastamız eğer akciğer tümörü ve akciğer bölgesine radyoterapi uygulanıyorsa o zaman yine öksürüğünün tedavi sırasında öksürüğünün artmasını bekleriz. Yine yutma güçlüğü bekleyebiliriz. Ağrıları olabilir. Yine bunu desteklemek için de yine destek tedavilerini, reçetelerini yazıyoruz. Kişi eğer bağırsak tümörü ise bağırsakların ışın tedavisi sırasında hastalarda ishal gelişebilir. Bağırsak hareketlerinde ağrılar, bağırsak hareketlerinde artmalar olabilir. Gaz sancıları olabilir. Bununla ilgili destek tedavisi veriyoruz. Yine en önemlisi kanser hastalarının en büyük şikayeti ağrıdır. Ağrı içinde mümkün olduğunca hayat kalitesini daha rahatlatacak şekilde ağrı kesicilerini düzenliyoruz. Gerekirse algoloji dediğimiz ağrı biriminden destek alıyoruz. Onların ağrılarını dindirmek için, rahatlatmak için destekleyici tedaviler de yapmaktayız. Bu geçici bir süreç. Bu tedaviler bittikten sonra bu beklediğimiz yan etkiler de zamanla bir iki haftaya kadar zamanla azalarak ortadan kalkar diyebiliriz. Şimdi hocam konu başlığımız meme kanseri belirti teşhis ve tedavisi. Aynı zamanda da süremiz kalırsa rahim ağzı kanseri nedir belirti ve teşhis tedavisini konuşalım istedik. Ama sürenin sonuna geldiğimiz için hem de konuyu bölmemek adına son sorumuz olsun. Meme kanseri erkeklerde görünen bir sağlık sorunu mudur diye merak eden izleyicilerimiz var. Meme kanseri erkeklerde çok nadir görülür. Ama mutlaka meme kanseri yani kadınlarda görülür, erkeklerde görülmez diye aklımızda sakın olmasın. Erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Ve bizim erkeklerde meme kanseri nedeniyle tedavi ettiğim hastalar var. Hatta şimdi bile tedavi ettiklerim var hastalarımın arasında. Aynı şikayetlerle mi geliyor? Meme bölgesinde ele gelen kitleyle. Evet. En basiti memede ele gelen kitleyle. Bunlar yine genel cerrahi doktorlarına gidiyorlar. Oradan biyopsisi yapılıyor. Biyopsisi yapıldıktan sonra eğer kanser teşhisi olursa onlarda da aynı kadınlarda olduğu gibi cerrahi ameliyat yapılıyor. O meme dokusu alınıyor. Koltuk altındaki lenf bezleri de tamamen çıkarılıyor. Çıkarılan dokuların patolojik tipine göre hastamıza kemoterapiler uygulanıyor. O bölgeye çıkarılan ameliyat edilen bölgeye hastaya radyoterapi tedavisi yapmaktayız. Radyoterapi tedavisiyle de hastanın o bölgede lokal tedavi dediğimiz o bölgedeki kalmış olan mikroskobik hastalık veya tekrarlama riski olan durumları ortadan kaldırmak için ışın tedavisi yapmamız şart bu hastalara da. Yani sadece kadınlarda meme kanseri görülmüyor, erkeklerde de meme kanseri görülüyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Vücudumuzu tanımamız gerekiyor. Kesinlikle. Küçük bir sinyal bile aslında senin daha kaliteli yaşam adına bir konfor oluşturabilmen için bir sinyal ve mutlaka dikkate almakta da fayda var. Çok ufak şikayetlerimiz olduğunda da ya önemli değildir deyip geçiştirmememiz gerekiyor. Mutlaka üzerine düşmemiz gerekiyor. O branşın uzmanı olan doktor kimse hiç korkmadan mutlaka ona gidip muayenemizi olmamız gerekiyor. Belki o çok korktuğumuz şey önemli bir hastalık değildir. Ama en azından aklımız rahat eder. En azından şöyle bir şey de var. Eğer kişi düzgün check-up'larını yaptırırsa, hiçbir şikayeti olmadan da düzgün check-up'larını yaptırırsa, vücut taramalarını, kanlarında işte kan biyokimyasal testlerini yaptırırsa bunların bir kenarda bulunması gerekiyor.
Sonra yıllar sonra o kişi de işte herhangi bir belirti ortaya çıktığında, diyelim ki meme dokusunda bir kitle belirtisi ortaya çıktığında, yapılan görüntülemelerde belki kişinin 5 yıl önceki görüntülerinde de aynı yapılar vardır. Belki aynı kistik yapılar vardır, belki aynı işte nodüller vardır. Bu bize yol gösterir, işimizi kolaylaştırır, tedavimizi de kolaylaştırır. O yüzden korkmadan, endişelenmeden mutlaka doktora başvurmamızda fayda var diyebilirim. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum size ve değerli ekibinize. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. En yakın zamanda yeniden ağırlamak diliyorum. Tamam, sağ olun hocam. Ederim. Çok teşekkürler. Efendim, değerli hocamız Avrasya Hastaneler Grubu'ndan radyasyon onkoloji uzmanı, uzman doktor Züleyha Kadehçi hocamla birlikte kapanışa gidiyoruz. Bir sonraki Şifa Kapısı'nda görüşmek üzere. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.